Muğla'nın Yatağan ilçesinde yakılarak öldürüldüğü iddia edilen kadının davası 13 Temmuz'da görülecek. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede duruşmaya tutuklu sanıklar M.E., A.Ç., S.Ç., H.Ç. ile tutuksuz sanık V.S.'nin katılması bekleniyor. Ailenin avukatı Kemal Ertuğrul şunları söyledi. Bu olayın gerçek boyutu ortaya çıktı. Gerçek boyutu ise çok önceden beri maktul figür eşi tarafından darba maruz kaldı. Bu konuda hiç kimseyle bu yaşadığı sıkıntıyı da paylaşmamış olması, tabiri caizse çaresiz bir kompozisyon içerisinde yaşama zorlanması, olay günü de çok ciddi boyutta, kafasına da darbe olarak ilk başta verilmiş olan adli tıp raporları doğrultusunda raporlarla sabit bu durum. Kafasına çok ciddi darbeler sonucunda evin bulunduğu yerde muhtemelen merdivenlerden de yuvarlanması sonucu evin avlusunda hareketsiz bir şekilde yattığı aşamada, tabii bu aşamada ölüp ölmediği ya da işte işin boyutu kimse tarafından kontrol edilmemekle birlikte bir de zaten tehditlerinde yer aldığı üzere orada bulunan benzini maktulün üzerine döküp çakmakla da ateşleyip 66 yaşındaki baba Haydar ve 63 yaşındaki anne Zeliha Karataş da kızlarının gözyaşının yerde kalmasını istemediklerini, adalete güvendiklerini ve sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini ifade etti. Figen Ç'nin 22 yaşındaki kardeşi Filiz Karataş ise ablası için sonuna kadar mücadele edeceklerini, adalete sonuna kadar güvendiklerini ve adaletin yerini bulacağına inandıklarını dile getirdi.